Ket. Ah Patrick. Ket, geliyorum canım. Acele et Patrick. Tamam, biliyorum. Buradayım. Buradayım. Lütfen acele et Patrick. Kapıdan uzaklaş. Kesinlikle kapıdan geri uzaklaş. Gelecektir. Tamam, kapıdan uzaklaş. Tamam. Tamam. Tamam, hepsi geçti. Buraya her an gelebilir. Hemen çıkmamız gerekiyor. Gel hadi. Tamam. Hadi gel. Hadi yürü. Şuradan. Hadi yürü. Hadi hadi. Biz buradan çıkıyoruz Tractor. Canlı olarak değil ama. Seni vurur. Hayır, vuramazsın. Keşke muhasebecilikten şaşmasaydın. Kat. Kat. Buraya gel hayatım. İyi misin? Geçti canım. Hepsi geçti. Eve dönebilir miyiz? Kesinlikle. Güzel. Ve hep istediğimiz ailemizi kurabiliriz. Evet. Öyle değil mi? Evet. Gel hadi. Hadi gidelim artık. Tanrım durun lütfen. Yalvarıyorum size durun. Ya da setlerde söylediği gibi kestik. Üst üste klişeler artı üst üste klişeler eşittir çok kötü bir film. Hikayen boyundan büyük işlere karışan uysal bir muhasebeci ile ilgili. Bir de peşinde bir adam var. Adı neydi? Tractor. Adı bu muydu? Tractor. Ne? Evet. Adam üçüncü sahnede buz kıracağıyla öldürülüyor ve cesedi gizemli bir şekilde ortadan kalkıyor. Size hep şunu söylüyorum, iyi filmler birikir, birikir, birikir. Hem de tıpkı mükemmel bir seks gibi birikir, birikir, birikir doruk noktasına kadar. Ve herkes mutlu olur ve daha fazlasını ister. Biz de bunu istiyoruz. Ben doruk noktası değişinize bayılıyorum. Evet, bunu biliyorum Bayan Consul. Millie, geçen hafta da söylemiştim. Evet, Bayan Millie Consul. Sizden daha fazlasını bekliyorum. Burada bulunan herkesten. Harika bir hikaye anlatımının temelinde aslında karakter yatar. Ama karakterlerin de inanılabilir olması gerekir. Öyle değil mi? Bence Patrick inanılabilir bir karakter. Tanıdığım birinden esinlendim. Bu harika. Buna bayılırım ve hep bundan söz ederim. Ama yine de dürüst olması gerekir. Peki ona sorsana. Ne yapardın diye. Olayı bir özetleyelim, tamam mı? Bir adam var. Adı da Tractor. Bu adam şu kötü adamlardan biri. Yaklaşık 14 arkadaşını ve bir de köpeğini öldürdü. Elindeki 45'lik yara otomatiği ona doğrultmuşsun. Onu vurur musunuz? Ellerinizi kaldırın. Kimler o kötü adama kurşun sıkar ha? Evet, herkes kaldırdı. Peki ya siz Bay Brand? Ya siz? Ben de o adamı oracıkta vururdum. Kesinlikle. Aynen şöyle. Pa 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 pa. Şarjörü üstüne boşaltırdım. Evet, ben değil. Yani... Bugün burada olan ben yapmazdı ama Bayan Millie Consul'ın 95 sayfalık senaryosunda olsam evet kesinlikle onu vururdum. Bizler burada karakterden söz ediyoruz. Ve senaryonuzun 10. sayfasında öyle bir olay oluyor ki tüm hikaye farklı bir yön alıyor. Senaryonuzun 10. sayfasında neler oluyor Bayan Consul? 10. sayfada Tractor için 21. yüzyıldaki toplumsal öğelerin bir sonucu olarak bireylerin yok oluşu üzerine monolog yazmıştım. Efendim? Çok mu uyudum? Hadi ama. Bu sen değilsin. Buradaki 4. sırada oturan şirin kıyafetler giyen kızıl saçlı kız değil o. Bu sen değilsin. Hayır. Mükemmellik bazen buradan gelir. Buradan da gelir. Birazcık da buradan gelir tabii. Öyle değil mi?
Bu üçünün sihirli birleşiminden ortaya çıkar. İçinde bir yerlerde harika bir hikaye var bence. Dışarı çıkmaya can atıyor ve bunu sen anlatabilirsin. Öyle değil mi? İşte ben o filmi görmek istiyorum. Mest oldum. Dandırdan. Bay Brent. Merhaba. Haklıydınız. Karakterlerimi tanımam gerekiyordu. Beni öyle desteklediğiniz için sağ olun. İş tanımım bunu gerektiriyor. Bu arada kıyafetiniz hoşuma gitti ama dışarıda cehennem sıcağı var. Nasıl duruyorsunuz böyle? Bu montu çok uzun zamandır giyiyorum da. Hatta tekrar moda olmasını bekliyorum denebilir. Ha. Tüm fikirlerimi defterlerime yazıyorum. Ve bunun cepleri çok... Öyle mi? Evet. Ben de deneyeyim o zaman. Çünkü kimi zaman popomdan fikir üretiyormuşum gibi geliyor. Oradan çok da iyi fikir çıkmaz, bilmiş ol. Baksanıza, ben gidip biraz Çin yemeği alacaktım. Benimle gelmek ister misiniz acaba? Aslında... Ben de uzun bir ilişkiden yeni çıktım ve sanırım birileriyle çıkmak istiyorum. Bakın zaten. Ben yemek yiyelim, yazmaktan söz edelim demek istemiştim. Çıplak dans edelim demedim. Sizi asıldığımı mı düşündünüz? Galiba öyle oldu, evet. Evet, haklısın. Bu hayatımda söylediğim en aptalca laf. Hayır, sorun değil. Çok özür dilerim. Size sürpriz bile yapabilirim. Nasıl yani? Hikayemle. Sürpriz tabii. Olur değil mi? Tamam. Vay canına. Bu inanılmaz bir şeydi. Daha önce böyle bir şey görmemiştim. Filmlerdeki gibiydi. Evet, ama filmde olsaydı klişe olurdu. Biraz rahatlasanıza. Karikatür sayfalarında görüşürüz. Bak, bu da filmin sonunu söylemiş. Mesajınız bulunmakta. İlk mesajınız. Bay Brent, ben Orun. Los Angeles'tan. Alan Cantor'ın asistanı. Numaram 8188550199. Los Angeles'taki Cantor Ajansı'ndan arıyorum. Senaryo ile ilgili olarak aramıştım. Telefonunuzu bekliyoruz. Mesajın sonuna ulaştınız. Mesajı siz bayım demek Hollywood'dansınız. Mesajı kaydetmek için lütfen 9'a basınız. Joel Brent'in evi mi? Bu adam beni öldürecek. Kafama bir silah dayadı. Adım Jeremy Potter. Bunu size söylememi istedi. Adım Jeremy Potter. Lütfen. Tanrı aşkına, bu adamın kim olduğunu bilmiyorum. Senin kim olduğunu da bilmiyorum. Ama gelip bana yardım etmezsen beni öldüreceğini söylüyor bu adam. Lütfen yardım et. Lütfen. Tanrı aşkına aç şu telefonu. Aç şu telefonu. Telefonu aç, yoksa beni öldürecek. Mesajın sonuna ulaştınız. Joel. Joel Brent'in evi mi? Bu adam beni öldürecek. Kafama bir silah dayadı. Adım Jeremy Potter. Bunu size söylememi istedi. Adım Jeremy Potter. Lütfen. Tanrı aşkına bu Alo. Adamın kim olduğunu... Alan, benim Joel. Merhaba dostum. Nasılsın ha? Çok komiksin. Bir an şu telefona inanacaktım. Çok güzeldi. Ne telefonu? Tanrı aşkına aç şu telefonu. Ha, biliyorsun işte. Telesekreterime mesajı sen bıraktın, öyle değil mi? İşletmek için. Neden bahsettiğini hiç anlamadım. Çok garip. Ne oldu ki? Biri mesaj bırakmıştı. Akşam buluşalım mı? Bu akşam mı? Bu akşam işim var. Ama yarın yemeğe çıkabiliriz. Tamam peki, güzel. Yarın görüşürüz pekala. Görüşürüz dostum. Hoşça kal. Tüm mesajlar silindi. Yeni bir senaryo yazıyorum. Hollywood süper kahramanlı filmler istiyor. Ben de biraz daha farklı, daha piyasa bir şey yazayım bari dedim. Bakalım ne olacak. Ama ilk 10 sayfası beni bitirdi. Gerçekten çok sıkıcıydı. Ne dedin baba? Bildin. Neyse onu yaz. Ben de öğrencilerime bunu söylüyorum. Ama görünen o ki bu iş gerçekten çok zor.
Bir tane daha. Hı? Aa. Hayır, teşekkür ederim bayan. Az önce hesabımı ödedim. İşler nasıl gidiyor? Aa. Güzel. Gerçekten çok ama çok güzel. Ama bilirsin işte. Biraz takıldım. Sanırım buna takılmak yerine tıkanmak diyorlardı. Şu anda nedense ellerim kilitlenmiş gibi geliyor ama... Belki biraz ilhama ihtiyacım vardır ha? Claire, hadi ama. Ne var? Eskiden işe yarardı. Birinci yıl dönümümüzü hatırladın mı ha? 4 hafta sonra mantıksız cinayetleri yazmıştım. İyi seks, iyi senaryo demek olsaydı şu ana kadar çoktan ünlü olurdum. Biraz ara vermen gerek, tamam mı? Bir değişiklik gerek. Ara vermem gerek, evet. Demek... Joel, biraz durgunluk yaşıyorsun. Oyunculuk konusunda bana da hep böyle oluyor. Bunun bizimle hiçbir ilgisi yok ki. Claire, bu konuda konuşmuştuk. Affedersin ama ne hakkında konuşmuştuk? Ah Tanrım. Ekipler olay yerine intikal etti. Bölgede çok sayıda gazeteci var, tamam. Tamam, başlayalım. Önce cesedi çek, sonra beni alırsın. 3, 2, 1. Sen iyi misin? Hadi gidelim. Evet. Tamam. Baksana, sende kalabilir miyim? Bu gece yalnız olmak istemiyorum da. Tabii. Elbette bende kalabilirsin. 42 yaşındaki Jeremy Potter olay yerinde hayatını kaybetti. 3. kattan aşağı atılmış. Bunu duydun mu? Gelişmelerle neyi? Kurbanın adını, muhabir adımın adını söyledi. Ya duymadım. Nereye gidiyoruz Joe? Adı Jeremy Potter'mış. Bu beni arayan adam. Adam Jeremy Potter demişti. O olduğundan emin misin? Kesinlikle. İsmi buydu. Aa, merhaba, affedersiniz. Benim adım Joel Brandt. Burada yetkili siz misiniz? Hayır, benim. Sizin için ne yapabilirim Bay Brandt? Ben Dedektif Lavery. Ya, pencereden aşağı uçan şu adamın adı neydi acaba? Bu vakayı sizinle paylaşma şansım yok bayım. Tamam, muhabir az önce adı Jeremy Potter dedi ve eğer adı buysa bu adam bana bir mesaj biraz bırakmıştı. Biraz yavaş olun Bay Brandt. Adam zaten öldü, yani zamanımız var. Joel, ölen adamın kendini aradığını düşünüyor. Evet. Onu tanıyor musunuz? Hayır, adını hayatımda ilk defa duydum. Ama mesaj bırakmıştı. Telesekreterinize mi mesaj bıraktı? Aa, evet efendim. Mesajı dinleyebilir miyiz? Hayır. Hayır mı? Hayır mı? Hayır mı? Dinlediğimde beni işletiyorlar sanmıştım. İlk dinlememde inanılmaz korktum. Ben de arkadaşım aradı sanıp mesajı silmiştim. Sonra da adam camdan tam önüme düştü. Pekala. Kurbanın camdan düşmeden çok önce ölmüş olduğunu biliyoruz zaten. En azından 3,5 saat önce ölmüş. Bıçaklanarak öldürülmüş bayım. Bakın, bana mesajı tam 3:53'te bırakmıştı. Yakınlarda mı oturuyorsunuz Bay Brandt? Ya, hayır. Peki işiniz yakınlarda mı? Hayır. Claire bu kafede çalışıyor. Ben de o nedenle buradayım. Ne işle meşgulsünüz? Senaryo yazarım. Öyle mi? İlginç bir iş olmalı. Filminizi bilir miyiz? Hayır, yani henüz değil. Ama birkaç filmini Waterfront Pictures'a satmayı başardı. Yani bu şirketler senaryoyu alıyor ve... Affedersiniz, Detective Breedlove iletişim bilgilerinizi alacak. Sizi arayacağız Bay Brandt. İsminiz nasıl yazılıyor? Brandt, B-R-A-N-D-T. Çin yemeği ister misin? Evet, Çin yemeği iyi olur. Bir dinlenmemiş mesajınız bulunmakta. Ne yapıyorsun? Belki silmemişsindir diye bir bakayım dedim. İlk mesajınız. Evime gelip mesajlarımı mı dinleyeceksin yani ha? Şşş. Joel, ben sınıftan Millie. Bugünkü yardımların için tekrar teşekkür etmek için aramıştım. Tekrar ilham perisinin beni bulmasını sağladın sanırım. Çok teşekkür ederim. Mesajınız silindi. Bunu neden yaptın? O benim öğrencim, küçük bir kız. Aramızda bir şey oldu falan yok. Sen mesajı silene kadar olduğunu düşünmemiştim ki. Neler olduğunu anlatır mısın bana? Başka biri mi var? Hayır, sana söyledim. Şu sıralar kim olduğumu bulma konusunda zorlanıyorum, yazma konusunda zorlanıyorum.
Senin oyuncu olmak istemem beni zorluyor. Beni dinle. Söylemeye çalıştığın şey her neyse, onu bu gece söylemeli misin? Hayır. Güzel. Eminim günün birinde o ilham perileri seni de bulacaktır. Bunu dört gözle bekliyorum canım. O ilham perileri gelsin de bana ne yaparlarsa yapsınlar. Peki. Şimdi ne olacak? Bu benim filmim, öyle değil mi? Buraya çok güzel bir sevişme sahnesi koymak istiyorum. Güzel karar. İlişkimizin ölmesini istemiyorum. Anladın mı? Hı hı. Eve gitmişsindir sanmıştım. Hayır, şu dosyaya bir göz atayım dedim. Jeremy Potter. Sally çocukları da alıp gittiğinden beri ben ve çocuklar hapishanenin oradaki peynirli biftekli sandviç yapan yere takılıp duruyoruz. Biraz içiyoruz, eğleniyoruz. Sen de istersen bize katılabilirsin. İster misin? Aslında çok güzel olabilirdi. Hadi ama, seni de götürmeye çalışıyorum. Ben işimi seviyorum canım. Neyi çok iyi becerdiğini biliyor musun? Espriden anlamamayı, sosyal hayat yaşamamayı. İçkililerin bir harika. Tıpkı baban gibisin. Senin içine de bir şeyler doğuyor. Ne istiyorsun Bridlaw? Komşumla çık. İyi adamdır, boşanmış. İtfaiyeci, bu gece o da gelecek. Kedim ağaç tepesinde kalırsa onu ararım. Neyse, en azından denedim ama. Hey, bugünkü adam şu Brent var ya. Evet. Ne düşünüyorsun? Adam senaryo yazarıymış. O tipler hep bir şeyler uydurur. Yine de bir kontrol edelim. Elbette. Ama davetim geçerli. Birinci bölüm senaryonuzun ilk 20 sayfasıdır. İşte bu aşamada işler kızışmaya başlar. Olaylar olur. Oz büyücüsünde Dorothy bir cadının üstüne iner. Diğerleriyle tanışır ve Oz'u bulmak için onların peşinden gider. Yıldız savaşları. Skywalker Leia'yı görür, Obi-Wan Kenobi bana yardım et der ve 6 film sonra bile hala güçlülerdir. Hiç koksa... O birini öldürür. Aslında arkadaşını saklı. Hiç koksa birini öldürür. Bu başlangıç için iyi bir sahnedir. Tamam, bunu anlıyorum ama kahramanı ne olacak? Tekrar ediyorum, kahraman pek doğru bir kelime değil. Filmin baş kahramanı birinci sahne sonunda bir şey yaparak her şeyi... bir şey yapar ve hayatının gidişatını değiştirir. O bundan etkilenir. Soruna cevap verebildim mi? Alo. Alo, beni duyabiliyor musunuz? Eğer beni arıyorsanız sesiniz kesik kesik geliyor. Alo, beni duyabiliyor musunuz? Duyuyorsan tekrar ara. Ne yapma? Lanet olsun. Aman tanrım. Resmen ödüme patlattın beni. Sen de beni korkuttun. Senaryoları getirmiştim. Birkaç tane kaldı. Ben yemeğe çıkıyorum. Sana anahtarımı vereyim. İşin bittiği zaman bana geri verirsin. Ben farklı olacağım. Pekala, kahramanım benim. Biliyorum başrol oyuncusu ama kulağa pek hoş gelmiyor, değil mi? Kapıya çıkarken gireyim. Günaydın, yardımcı olabilir miyim?
Bana mı diyorsun? Bak şimdi, inan bana polisler bu soruşturmayı bırakır kesin. Adam ölmüş, ellerinde ipucu yok. Unut gitsin şunu, at şunu kafandan artık. Nasıl lan? Adam beni aradı, mesaj bıraktı ve ertesi günde öldü. Ama sen de onu... Hey. Dikkatli ol. Hazine sandığıma birkaç sikke atar mısınız böyle? Pekala, al bakalım. Bu konuda bir şeyler yapılması gerek artık değil mi? Ne yapıyorsun, birini yere düşürdün. Nazik ol. Adam zararsız. Teşekkürler bayım. Bu gibi insanlar yüzünden bölgedeki binaların değeri düşüyor. Adam o yüzden size sinir oluyorum. Şuna baksana, ona nasıl kızarsın ki? Şu aralar bir şey yazıyor musun? Evet. 10. sayfaya ulaşmak Kilimanjaro'ya çıkmaktan zor görünüyor ama evet. Bir de sevişme sahnesi koy. Bum, evet. Bir şekilde başlamış olursun işte. Ha bir de lezbiyenlik olsun içinde. Temel içgüdü işe yaramıştır. Başka bir şey düşünmez misin sen? Elimden geldiğince. Sana ne lazım biliyor musun? Bakın üçlü filan deme. O da lazım ama hayır. Eğer şöyle uzaklara gidip kafa dinleyip yazmak istiyorsan elinde dağda satılık bir yer var. Şu anda ev bomboş. Bana kalırsa sana lazım olan şey bu. Sessizlik, huzur. Benim malım senin malındır. Teknik olarak ev senin bile sayılmaz. Sen öyle sen. Ama sende yetenek var. Yeteneği görünce anlarım. Adam sen emlakçısın ama. Evet ama yine de sinemaya gidiyorum. Anahtarlar, sana bir şey vermediğimi söyleyemezsin artık. Merhaba. Adam Millie Adam. Kendisi arkadaşımdır ve emlakçı. Millie ise benim... Sınıfındaki benim... çatlak kız. Aslında seninle ilgili bir rüya gördüm. Ben de senin gizlice sınıfa girdiğini hatırlıyorum. Evet, bizim Kemosa Bey'le beraber öğle yemeği yemek için gelmiştim. Geçen hafta da mı Kemosa Bey için gelmiştin? Aslında maskeli süvari benim, Kemosa Bey de Adam. Hayır, sen Tontos'un. Hayır, ben maskeli Tontos'un. Süvari. Maskeli süvari benim. Cil. Hayır, Millie. Canım neyse ne, kartımı vereyim. Bizim piyasada işin olursa ara. Burada bir ima söz konusu sanki. Elbette. Aferin size Bay Brickles. Görüşürüz Bay Brand. Görüşürüz Millie'm. Kızları bu şekilde asıldığını sadece görmek çok ürkütücü olsun. Sadece bir kere olsa bu kızı bir şekilde yatağa atmak istiyorum. Sınıfında ama seksi kızlar varmış senin. Bu kız çok... Bence aradığın kelime çatlak olabilir. Evet, hem çatlak hem de seksi. Peki ya sen? Hala şu garson kızla mı yatıyorsun? Kızın ismi Claire ve yaklaşık bir yıl boyunca çıktık. Ve o bir oyuncu. O kız garson oyuncuysa ben de papanın poposundaki çıbanım. Tamam mı? Neyse. Benim gitmem gerekiyor. 2:30'da randevum var. Peki, sonra ararım seni. Dinlenmemiş mesajınız bulunmakta. İlk mesajınız. Can benim Claire. Hayır. Televizyon programında oyunculuk işi buldum. Ve bu defa gerçek bir doktoru oynayacağım. Ah tanrım. Doktor diyorum. Ve bu proje birdenbire çıktı. İkinci dinlenmemiş mesajınız. Ah tanrım. Bay Brent, ben Detektif Breedlove. Birkaç noktayı açıklığa kavuşturmak için uygun bir zamanda beni arayabilir misin? Başka bir iş bul Breedlove. Üçüncü dinlenmemiş mesajınız. Joel, bunu öğrenmelisin yoksa öleceğim. Orada olman gerekiyormuş. Tüm bunlar ne demek oluyor bilmiyorum. Seni tanımıyorum. Benim adım Mirna Cenk. 3411 Carol Asya Mahallesi'nde çalışıyorum. Carol. Affedersiniz. Carol. Carol. Çekilin yoldan. Affedersiniz. Affedersiniz. Özür dilerim. Affedersiniz. Tamam. 911 mi? Olay yerine ambulans ve polisler intikal etti. Çevreyi kordon altına alın. Kimsenin içeri girmesine izin vermeyin. Tamam. Olay yer incelemesi az sonra olacak. Bakın o kızın ismi ne? Kızın ismi ne? Mirna mı yoksa? Ha ismi bu henüz mu? Henüz bilmiyorum. Ha? Yoksa komşusu musun? O olduğundan eminim. Sizinle röportaj yapabilir miyiz? Beyefendi hani lütfen. Hani şey bir olacak. Hep böyle oluyor Mirna zaten. Mirna mı? Kurban Mirna mı? Sizin için önemli biri miydi bayım? Lütfen kameraya Dün bakar olanların mısınız? Olanların aynısı oluyor. Bayım yoksa bu cinayetin Porter cinayetiyle ilgisi olduğunu mu söylüyorsunuz öyle bilmiyorum. Mi? Bilmiyorum. Efendim? Bilmiyorum. Seni burada görmek çok zor. Hayır anlamıyorsunuz. Hayır. Yeni bir senaryo mu yazdın bakayım ha? Hayır. Lütfen. Kurbanın yüzünde onlarca kesik var. Sanki özel olarak böyle kesilmiş. Camınızı verir misin?
Ne yapıyorsunuz? Benim bu olayla ilgili... Kes sesini. Bak sana kimi getirdim. Şuna bir baksana. Çinlilerin fallı kurabiyelerindekilere benziyor. Zengin adam, fakir adam, dilenci adam, hırsız. Hırsızın da altı çizilmiş. Evet. Bu konuda bir şey biliyor musun? Mesajı kaçta aldım demiştim. Saat 3.20 kadar dersteydim. Bir telefon hakkım var, öyle değil mi? Tutuklu değilsin ki. Ama hemen dairene gitmeliyiz. Affedersiniz ama haklarımı ben de biliyorum. Hakların o filmlerde gördüklerin gibi değildir. Söyle bakalım neymiş hakların? Ya bir telefon açma hakkım var. Yanlış. Şimdi arabaya binin. Ekip morga doğru yola çıkıyor. Tamam. Hakları okurlar ya hani. Sessiz kalma hakkım vardır. Avukat tutma hakkım vardır. Bir de telefon açma hakkım. Sessiz kalma hakkı. Bak bunu sevdim işte. Hiç yeni mesajınız yok. Ama mesajı silmedim ki. Cep telefonundan dinlemişim. Popüler adamısın. Hayır anlamıyorsunuz. Biri içeri girip mesajları silmiş olmalı. Zorla gelediğini gösteren bir şey yok. Evinizin anahtarını verdiğiniz biri var mı? Evet. Kız arkadaşım Claire'de ve yakın dostum Adam'da anahtar var. Bonnie ve Clyde gibi ha? Onları da tutuklasak mı acaba? Gün içinde çalışıyorlar mı? Adam emlakçılık işi yapıyor ve Claire de oyuncudur. Yani kimi zaman gün içinde çalışması peki, gerekir. Peki sevgiliniz mesajlarınızı dinleyebiliyor mu? Dürüst olmak gerekirse aslında bu aralar o kadar yakın değiliz. Kendisi eski sevgilim olur. Kurban Mirna Chang'le ne kadar yakındınız? Onu hayatımda hiç görmedim. Bu biraz tuhaf değil mi? Yani seni neden arasın ki? Tuhaf olan da bu ya zaten. Daha önce onlarla hiç tanışmamıştım. Ama kurbanlar beni arayıp yardım istiyor ve ne yapacağımı bilmiyorum. Bunu alabilir miyim? Tabii. Dün gece Çin yemeği. Kırmızı olmadığı için çok şanslısın. Siz hem kurbanlar için hem de katil için önemli birisiniz demek ki. Ben de bundan korkuyorum ya zaten. Birdenbire bu adam beni öldürmek istediğine karar verirse ne olacak? Affedersiniz ama aram emriniz yok. İsterseniz telefonunuzu dinlemeye alır, sizin için de bir koruma görevlendiririz. Evet, ben buna gönüllü olurum. Hayır, teşekkürler, ben iyiyim. Demek senaryo yazıyorsunuz, yani mesleğiniz bu mu sizin? Evet, öyle. Ayrıca... Chance Üniversitesi'nde öğretmenlik yapıyorum. Ne dersi veriyorsunuz? İleri senaristlik. Dur bakalım anlamış mıyım? İnsanlardan kendi yapamadığın bir şeyi öğretmek için para mı alıyorsun? Bu direkt attım. Konuşmak isterseniz beni arayın lütfen. Ama bir konuda haklısınız Bay Brent. Buna sevindim. Neymiş? Bu rastgele cinayetler çok mantıksız. Mantıksız cinayetler. Plastik bir tabanca. Bam. Mantıksız cinayetler. Jack Powell kafenin hemen dışında oturan çiftin hemen yanı başındaki zemine çakıldı. Jack Powell. J.P. Jeremy Potter. Jack Powell, Jeremy Potter. Dedektifler bıçaklanarak delik deşik olmuş kızın etrafında dönüp duruyorlardı. Ve cinayetler devam etti. Ertesi gün iki kişi daha öldü. Aman Tanrım. Katil yazarı eziyet çektiriyor. Kendi eserini ona karşı kullanıyor. Asıl soru neden olduğu. Bunu yapmasının nedeni ne olabilir? Aslında ilginç bir konu ama... Bilemiyorum. Mantığını henüz anlayamadım. Ne biliyorsa onu yaz.
Bilme birdenbire tehdit ve tehlike unsurlarını ekleyemezsiniz. Pof diye tehlike çıkmaz. Bu olaylar da filmin kahramanının yolculuğuyla birlikte... Başrol oyuncusunun. Efendim? Başrol oyuncusu. Aa evet haklısın, başrol oyuncusu, tamam evet, başrol oyuncusunun yolculuğu. Bir film esnasında büyük bir olaya şahit olma ihtimaliniz vardır. Büyük bir şey, örneğin bir patlama gibi. Ancak bu olay bizim başrol oyuncumuzla ilgili değilse izleyiciyi kaybedersiniz. Böyle olunca da film çekmenin amacı nedir ki? Öyle değil mi? Aslında bu o adamın hikayesidir zaten. Ya da kadının. Ya da evet, kadının ya da adamın hikayesi. Aa, bu çok basit bir denklem. Ve senaristler olarak bizim görevimiz de içinde yaşadığı bu yolculuğu dışa vurmasını sağlamaktır. Sorusu olan? Benim var. Buyurun dedektif. Ya karakter bu içsel yolculuğun farkında değilse? Sizi anlayamadım. Ya bu davranışlarını bir türlü hatırlamıyorsa? Bir insanın davranışlarını bilinçaltı kontrol edebilir mi sizce? Belki de kötü bir şey yapmak için ha? Yani biri çıkıp insanları öldürmeye başlıyor ve sonra da bu yaptıklarını hatırlamıyor, öyle mi? Bu olabilir mi? Bu inanmazlığın getirdiği kuşkuyu biraz fazla abartmak değil mi sizce dedektif? Hitchcock'a göre öyle değil ama. Sapık, Norman Bates. Klasik filmlerdeki kişilik bölünmesi olayı ve seri katil. Sınıf 5 dakika ara vermek ister misiniz? Dedektif benimle görüşmek isterseniz bu kapının hemen dışında olacağım. Bu da neydi böyle? Ne yapıyorsun ha? Dersimi sabote ettin. Bu benim geçim kaynağım. Bunu bana açıkla. Katil mesajlarını silmek için evinin dışında bekliyordu madem. Nasıl oldu da gidip cinayet işledi o halde? Bu çok basit. Birini öldürdü, arabasını atladı, evime girdi. Hatta bir fincan kahve içti. Mesajlarımı sildi. O evden ayrılmadan ben sizin ekip arabanızdaydım zaten. Her şeye bir cevabın var, öyle değil mi? Her hikayeyi süsler misin? Dinliyorum. Kendininki hariç ama. Bu çok mantıksız. Çünkü şu anda bir filmde değil, gerçek hayattayız. Yani mantıklı olmasına gerek yok. Genelde bir mantığı olur Bay Brand. Rastgele cinayet diye bir şey yoktur. Kurbanlar rastgele olabilir ama katil asla öyle değildir. Bilmem gereken bir şey olsa bana söylerdin, öyle değil mi? Mantıksız cinayetler. Neden sizden bir şey gizleyeyim ki dedektif ha? Bilemiyorum. Şimdi derse dönebilir miyim? Tabii ki. Teşekkürler. Ama işin bitince senden karakola gelmeni istiyorum. Uygun musun? Tutuklanacak mıyım? Hayır. Ama şüpheli listemizdesin ve o listeden çıkmanın bir tek yolu var. Ah, bir de yalan makinesine mi gireceğim? Yalan Dark. Makinesi hiç de fena olmazdı. Bir saat sonra orada olurum. Teşekkür ederim. Hikayemi hiç beğenmedi. Merak etmeyin, kimsenin hikayesini beğenmez. Gerçekten. Senaryo yazarı mısınız? Evet öyle. Ayrıca üniversitede ders çok ediyorum. Çok ilginç. Hep merak etmişimdir. Yazarken karakterlerinizin canlandığı olur mu hiç? Ona benzer bir şey. Çok mu sıkı? Hayır gayet iyi. Yazarken karaktere kendinizi fazla kaptırdığınız olur mu peki? Bu sadece televizyonda kullandıkları bir laftır. Cinayet polisiye yazar mısınız? 5 tane gerilim filmi yazmıştım. Çok güçlü, kötü bir adam yarattığınızda fazladan para kazanıyor musunuz? Kötü adamlar ne kadar iyi olursa filmde o kadar iyi olur. Artık başlayabilir miyiz lütfen? Henüz değil. Demek katilin kafasının içine giriyorsunuz ve o sizin aracılığınızla konuşuyor. İnsan o zaman kendini güçlü, hatta üstün hisseder. Daha basit sorularla başlanmıyor mu? Adın nedir, ne zaman doğdun, keçilerle yatar mısın gibi. Keçilerle yatar mısınız Bay Brand? Sadece hafta sonları. Artık başlayabiliriz. Pekala. Bir bakalım. Başarılı bir babanın oğlu olarak yetersiz hissediyor musunuz kendinizi? Kendisi yayımcıydı, değil mi? Bu
Ne dediğinizi anlayamadım. Annenizin yangında ölmesinden ötürü suçluluk hissediyor musunuz? Anneniz şarkıcı mıydı? Bu yalan makinesi testi değil. Zaten mahkemede geçerliliği de yok. Sadece anlamak istedik Bay Brand. Benim anlamaya çalışıyorsunuz. Oyun oynayarak. Çıkarın şunları üstümden. Sen kimsin peki? Deli doktorum. Teknik olarak hayır. Nedir bu ha? Sizce insanları öldürüp sonra da kendimi arıyorum. Öyle mi yani? Hey bu arada birini öldürdün. Çok iyi iş çıkarttın. Seni destekliyorum dostum. Bak mesaj bırakıyorum ama sakın silmeyi unutma. Gerçekten böyle bir şey yaptığımı mı sanıyorsunuz? Bunu yapmaktan keyif aldığınızı söylemiyoruz Bay Brand. Elinizde beni tutuklamaya yetecek bir şey var mı ha? Herhangi bir şey. Hayır. Güzel. Teşekkürler. Hoşçakalın. Görüşme iyi geçti. Neden bu kadar sinirlendiniz Bay Brand? Peki, öncelikle hayatıma burnunuzu soktunuz. Olayla ilginiz var ama... Bize siz gelmiştiniz Bay Brand. İki kurban öldürülmeden önce sizi aramıştı. Hayal gücü kuvvetli olan ve yardım alması gereken ben değilim. Sen ya da adamlarından biri bana 3 metreden fazla yaklaşırsa... ...size tacizden ötürü dava açarım haberiniz olsun. Adamların lafı biraz klişe değil mi? Bilmiyorsun belki ama hayatın kendisi de klişe. Aslına bakarsanız bu karakoldaki her şey tam bir klişe. Yani bu ne ya? Bu arananlar panosu mu? Ha? Ve bir de fahişe. Bir arananlar panosu bir de fahişe. Hem de 5 saniye içinde. Bu yapılan her filmde kullanılan bir klişedir. Şimdi bir de çörek yiyen şişko polis bulduk mu tamamdır doğrusu. Biraz daha farklı olmak için uğraşmalısınız. Farklı olmaya çalışmıyoruz Barbara. Ya siz? Şimdilik sadece çıkışı bulmaya çalışıyorum. Buyurun Bay Brand. Bu arada yanlış anlamayın dedektif ama umarım sizi hayatımın sonuna kadar bir daha hiç görmem. Sizin iyiliğiniz için ben de bunu umuyorum. Adam müsait misin? Buluşabilir miyiz? Hey. Çok şişman. Biraz yuvarlaklık iyidir ama doğru yerde olursa tabii. Dur biraz. Şunun üstünden birlikte bir daha geçebilir miyiz tamam mı? Senaryomda öldürülen ilk kişiye bir bakalım. Biri öğrenci, diğeri ise şehrin diğer ucundaki taksi şoförü. Evet tamam. Seni dinliyorum. Taksi şoförüydü. Pekala. Şimdi Jeremy Potter'ın bir emanetçi dükkanı vardı ve Mirna Cheng ise o bir kadın terzisiydi. Şimdi eğer katil benim senaryomu taklit ediyorsa öldüreceği bir sonraki kişi şey olmalı. Hayvanat bahçesindeki kaplan bakıcısı. Evet senaryonu 2 defa okumuştum. Nasılım ama? Peki güzel. O zaman bu katilin kaplan bakıcısını öldürmemesini nasıl sağlayabiliriz? Sağlayamazsın. O adam sıradan biriydi. 2. sahneye kadar da ortada yoktu. Filmlerde katil normalde tanıdığı birini öldürmeye başlar. Unutma bunu. Tüm gerinin filmleri öyledir. Benimki farklı olsun istemiştim. Rastgele olursa daha korkutucu olur. Falan filan. Ama bu izleyicinin umurunda bile değil. İşte bu yüzden filmin hiç çekilmedi. Bak. Bana kalırsa bütün bunlar bir tesadüften ibaret. Şu haline baksana korkunç görünüyorsun. Git uyu. Ben toplantıya gidiyorum. Toplantıya mı? Evet. Saat 12 olmuş. Hiç durmaz mısın? İşim bitince dururum. Bunu sen halledersin değil mi? Benimkini de oku. Evet tamam, elbette. Güzel. Günün birinde ben de bir senaryo yazacağım. Ne kadar zor olabilir ki? Aman ne güzel. Bir senin gibi bir senarist eksikti. Ya baksana. Eğer plan senaryoya göre diyorsan senaryodikler rastgeleydi. Rastgele bir şeyi tahmin edemezsin de kaplan bakıcısı da maalesef ölmek zorunda. Bunu durdurmak için bir şey yapamazsın. Şimdi tabii eğer ne? Tabii eğer katil mantıklı bir senaryo istiyorsa durum değişir. Kim olsa be. Harika, teşekkürler. Neyse, rica ederim. Sonra ararım. Sanki bunun bir faydası vardı. Ben teşekkür ederim. Lanet olsun.
Alo? Joel? Joel, sen Joel musun? Buradan geçeceğimi nereden bildin? Sen kimsiniz? Kimsin sen? Kimsiniz? Rivers. Ben Stark Rivers. Sen beni tanımazsın. Ama bu numarayı nereden buldun ha? Numarayı çevirip bana verdiler. Onunla konuşmak istiyorum. Telefon onlara verir misin ha? Eğer buraya gelmezsen beni öldürecekler, tamam mı? Lütfen Tanrı aşkına gel hemen. Neredesin? Lütfen. Hemen geleceğim. Neredesin? 96. ve 10'un köşesindeyim, tamam mı? 96 ve 10'un köşesi mi? Buradan çok uzakta değil. Oraya çok yakınım, tamam mı? Pleasure binasına gel. Pleasure binası. Tamam, 96 ve 10'un köşesindeki Pleasure binası. Hemen geliyorum. Yanında polis olmasın. Elbette polise gelmeyeceğim. Onlara bunu söyle. Oraya hemen geliyorum. 96 ve 10 muydu? Lanet olsun. Affedersiniz. Affedersiniz. Bayım, arabanıza ihtiyacım var. Üzgünüm beyefendi. Bir başka müşteriye gidiyorum. Hayır, lütfen hemen 10. caddedeki Pleasure binasına gitmeliyim. Bu... Öyle mi? Olmaz, işim var. Sana $100 veririm. Tamam, ben içeri girdikten sonra 5 dakika bekle. Sonra senden polisi aramanı istiyorum, tamam mı? Hayır, bu mümkün değil. Sizi bekleyemem bayım. Lütfen, senden dedektif Leverly'yi aramanı istiyorum. Bu onun direkt hattı. Adresi ver ve adamlarını toplayın. Mümkün olduğunca çabuk gelmesin. Bunun için $100'dan fazlası gerekebilir bayım. Şaka mı yapıyorsun? Sana $100... İnanamıyorum. Tamam, bak cüzdanında ne var ne yoksa sana veriyorum, tamam mı? Lütfen. Sana güvenebilir miyim? Evet, bana güvenebilirsin. Tamam, şu köşede dur, hemen şurada dur. Hayır! Lanet olası! Tanrım, çok üzgünüm dostum. Lanet olsun. Sen gelirken sandım ki, yani sen kapıdan içeri girince şey sandım, sen Joel mısın? Evet, sen Stark mısın? Evet. Adam nerede? Ne? Sen gelince hemen kaçtı. Merdivenden aşağı inen birini görmedim ama. Hayır, çatı iki yandaki diğer binalarla bağlantılı. Çok üzgünüm dostum, sana fena vurdum. Yüzünden kan geliyor. Önemli değil. Telefonun nerede? Polis çağırmalıyız. Yok ki, telefonu da söktü. Cep telefonum var. Hemen ararım, gelirler. Hayır. Maalesef bu eski binalarda telefonlar çekmiyor dostum. İyisi mi sen aşağı in. Bir kat aşağıda çekiyor. Adamı gördün mü? Tipi nasıldı biliyor musun? Hayır dostum. Arkadan kafama kötü vurdu. Uyandığımda yüzüme silah doğrultmuştu. Terden bir şey göremedim. Tamam, pekala. Sen burada kal. Ben polis çağırmaya gidiyorum. Sen iyisin değil mi? Evet. Kafandaki yara şişecek. Bari ben de buz bulayım. Leverly. Dedektif Leverly. Neden ona ulaşamıyorum peki? Hayır, dinleyin. Beni hemen ona bağlamalısınız. Kendisine Joel Brent'in aradığını ve buraya bir ekip aracı ya da polis göndermesini söyleyin. Bakın, şu anda 10. caddedeki Pleasure binasındayım. Daire 3C. Bu defa zamanında ulaştığımı ve adamı kurtardığımı söylersiniz. İkimiz de iyiyiz. Bir de ambulans istediğimizi iletin lütfen. Çünkü adam şoka girmek üzere bence. Hayır. Siz onu bulana kadar telefonda bekliyorum. Sark! Hadi kalk. Hadi kalk. Lanet olsun. Bayım, hala hatta mısın? Dinleyin. Çok geç kaldınız. Çok geç kaldınız. Sark öldü. Hemen bir ambulans gönderin. Hayır. Tamam beyler, giriyoruz.
Bu taraftan gitmiş. Çok özür dilerim. Ben bir şey yapmadım. Çok özür dilerim, tamam mı? Ay, yardım edin! Merdivenlerden çıktık, acele edin! Bu taraftan! Görüyor musun? Hayır, burada değil. Gidelim hadi. Hayır, aslına bakarsan şu anda iyi değilim. Seni tutuklayacaklar mı? Neden? Neden böyle bir şey söyledin? Polis kafenin dışına kamp kurmuştu. Peki sana ne söylediler? O kadın dedektif bana aslında telesekretere mesaj bırakan olmadığını söyledi. Suçlu sen beni misin? Beni sanıyorsun. Sence bu mümkün mü ha? Benim insan öldürmem mümkün değil Claire. Beni de konuşturmaya çalıştı ama ben konuşmadım. Ne? Ne oldu sana böyle? O adamı buldum, o adamı gördüm. Onunla konuşuyordum. Sonra adam öldü. Adam yukarıdan tam üstüme düştü Claire. Gitmelisin Joel. Hayır, bana inanmak zorundasın. Lütfen, hayır, lütfen Joel. İnanma. Lütfen, mantıklı, lütfen yapma. Mantıklı değil ki. Neden insanlar öldürülmeden hemen önce seni arasınlar ki? Ben de bilmiyorum. Bak, benim bir teorim var ve bu teoriye göre birileri senaryolarımı okuyor. Ne? Evet, ve şimdi de amaçları suçu bana atıp beni şüpheli durumuna düşürmek. Birileri bana... Alo? Neden insanlar öldürülmeden hemen önce seni arasınlar ki? Neden insanlar öldürülmeden hemen önce seni arasınlar ki? Lanet olsun. Neden insanlar öldürülmeden hemen önce seni arasınlar ki? Neden insanlar? Alo? Teoriye göre birileri senaryolarımı okuyor. Sesimizi kaydediyor. Neden sesimizi kaydediyorsun? Bunu neden yapıyorsun? Ha? Masum insanları dinlemekten keyif mi alıyorsun? Ha? Yoksa bunları bir de... Joel, ne yapıyorsun sen? Bunu neden yapıyorsun? Yoksa bunları internete falan mı koyacaksın? Yoksa senin gibi bir dolu manyak insan daha mı var? En azından şunu bilmelisin. O film benim değildi. Beni bir daha ararsan yemin ederim seni öldürürüm. Hadi. Gidelim, bir telefon aç. Hayır. Hayır. Seni mekteye gitmem. Defol git buradan. Bizi dinliyor. Adam bizi dinliyor, tamam mı? Adam karşımızdaki binada. Üçüncü katta, ikinci pencerede. Onu gördüm Claire. Merhaba, ben Claire. Lütfen mesajınızı bırakın. Seni öldüreceğim. Tamam canım. Sessiz ol. Lütfen. Tamam. Silahın var mı? Silahın var mı Claire? Hayır. Peki bıçak. Bıçağın var mı? Evet, tamam, var. Tamam. Sen bıçağı al. Hepsi geçecek. Tamam. Tamam mı? Tamam. Adam. Hadi dostum, aç telefonu. Merhaba, ben Adam. Lütfen mesaj bırakın. Lanet olsun.
Adım ben Joel. Mümkün olduğunca çabuk Claire'in evine gel, tamam mı? Lütfen kimse bir şey söyleme. Polisi arama. Hemen buraya gel. Lütfen, sana ihtiyacım var. Bak Adam'ı aradım. Şimdi gelir. Ben dışarı çıkıyorum. Çıkınca kapıyı arkandan kilitle. Kapıyı sadece Adam'a ya da bana açabilirsin. O kadar. Tamam mı? Sadece kimse. Bana bıçağı ver. Tamam canım. Tamam güzelim. Bu işi halledeceğiz. Tamam mı? Seni seviyorum. Seni seviyorum. Bunu halledeceğiz. Kapıyı kilitle. Kapıyı kilitle. Telefon geldi. Brent olduğuna eminiz. Tahmin et nerede? Sevgilisinin evinde mi? İçgüdülerin iyiymiş. Söyle bana. Lütfen. Lütfen söyler misin? Ben de anlamak istiyorum. Tamam. Aha. Yere yat dedim sana. Tamam. Sen de kimsin? Burada ne işin? Adam. Adam Brickles. Buraya arkadaşımı görmeye geldim. Beni durdurun. Müsait olan tüm birimlerin bölgeye gitmesi... Testlere başladık ama bunlardan daha yüzlercesi var. Onunla daha bugün konuşmuştum. Dedektif, bunu duymak isteyebilirsiniz efendim. Bunu yapan her kimseye kızdan nefret ediyorum. Bizimki olabilir mi sence? Altına yapmak üzere, yani hiç sanmıyorum. Seni öldüreceğim. Seni öldüreceğim. Bu bizim çocuk. Seni öldüreceğim. Altın ıslatanı yollayın.
Tamam. Gece burada kalamazsın. Bu adamı henüz çözemedim. İzini buldular mı? Hayır, henüz değil. Adam kaçırırsa durum iyi olamaz değil mi? Haklısın. Bu da hiç iyi görünmüyor. Zaten şu film hakkında bilgi istemiştik ya. Waterfront Pictures bizi aradı. Filmi hiç çekmemişler ve senaryonun ismini tahmin et. Mantıksız cinayetler. Kopyasını alabilir miyiz? Evet, hemen göndermişler zaten. Bu sırada bize kapsamını da faks çekmişler. Neyin kapsamı bu? Özeti yani. 20 yaşında part-time garsonluk yapan birinin senaryo hakkındaki düşünceleri. Bence özetin başlığı önemli. Bir seri katil mantıksız cinayetler işlemeye başlar. Devam ediyor, şunu dinle. Her ne kadar yapısal olarak eksik olsa da ticari anlamda iş yapabilir. Tanınmış bir yazar tarafından tekrar kaleme alınırsa gerilim filmleri arasında başarıyla ön plana çıkabilir. Senaryoyu tavsiye ediyorum ama kesinlikle yeni bir yazar kaleme almalı. Yazım zayıf, amatörce, karakterler iyi planlanmamış durumda. Adam bunu okuduysa neden cinayet işlediğini anlayabilirim tabii. Sabıka kaydı yok, anne babası boşanmış, dış dünyadan uzakta büyümüş, birkaç başarısız intihar girişimi. Adamın biyografisi nüfusun %50'siyle aynı gibi, neyi kaçırdın? Belki de özel hayatında başarısızdır ve hayal dünyasında dominant olmaya çalışıyordur. Neden birdenbire cinayet işlemeye başlasın ki? Diğer tüm psikotik katiller gibi, adam reddedilmiş, sorun bu. Lanet olsun. Nerede bu? Nerede bu? Nerede bu? Olamaz. Millie. My brand. Efendim Ece. Krah Maga. Hayatım bu. Özür dilerim. Ah, bence çok başarılısın. Sen iyi misin? Lanet olsun, evet. Öğrencimden dayak yemiş olmam dışında bir şeyim yok. Ah, tamam. Ah, Tanrım. Ah. Burada ne işin var? Senaryoları burada okuyabilirsin demiştin. Bu saatte mi? Gece yarısı oldu. Evet, ama ortam sessiz ve işten yeni çıktım yani. Sen ne yapıyorsun? Bir senaryoyu arıyorum. Ofisini geçen gün düzenledim. Sanırım bulmana yardım edebilirim. Eskiden derste de okuturdum. Senaryonun mantıksız adı... Mantıksız cinayetler mi? Evet. Evinde bir tane vardı ama artık oraya gidemiyorum. Aa, sevgilin seni evden mi kovdu? Öyle de denilebilir. Buldun mu? Bir şey söyleyebilir miyim? Tabii, söyle bakalım. Bu filmin bir stüdyoya satıldığını falan duymuştum. Ama bana kalırsa o kadar da iyi değil. Ne? Bak, birkaç defa okudum ve... Bana kalırsa hiç mantıklı değil. Onca cinayetin gelişigüzel işlenmesi. İnan bana, günlük hayatta da böyle şeyler çok oluyor. Hayır, gerçek hayatta amaç için öldürüyorlar. Evet, ben de onu bulmaya çalışıyorum. Ama bu orijinaldeki kadar iyi değil zaten yani. Orijinali mi? Silinmiş mesajlar, yazan Ivan Reimer. Çok güzel değil mi? Ama aslında neden açıldığınızı anlayabiliyorum. İnan bana Mili, o senaryoyu okuduğumu bile hatırlamıyorum. Bakın, bu da içindeydi. Sevgili Bay Brand, $45,000 çekimi zarfın içinde bulabilirsiniz. Orijinal senaryom silinen mesajlar hakkındaki düşüncenizi öğrenmek istiyorum. Umarım yakında tanışabiliriz. Senaryoyla gelen mektup. Sizin cevabınız... Nerede bakayım şuna? Unutma, yazdıklarına her zaman sadık kalmalısın. Bu notları ben yazmışım. Hı hı. Aman Tanrım. Demek Reimer'mış. Ne? Neler oluyor Joel? Neden böyle tuhaf davranıyorsun? Sana bir şey söyleyebilir miyim? Sana güvenebilir miyim? Tabii ki. Bir seri cinayetler işleniyor. Dün gece sevgilimin gözlerimin önünde öldürülmesine şahit oldum. Ama bu çok saçma. Hemen polisi aramalısın. Sorun da bu ya. Arayamam.
Bak, lütfen yanımda kal. Sanırım aklımı kaçırıyorum. Beni psikiyatriste falan da gösterdiler ve bu cinayetleri benim işlediğimi düşünüyorlar. Bir saniye, sevgilin mi öldürüldü? Dün gece ve her şeyi gördüm. Reimer'ın senaryosundaki kahraman da görmüştü. Bak işte burada, 67. sayfada. Bak. Sonra Jack, Chelsea'nin arkasındaki gölgeyi gördü. Kapüşonlu biri orada duruyordu. Jack elindeki telefonu bırakıp çığlık atmaya başladı. Pencereye doğru koşarak... Böyle mi oldu peki? Chelsea, aman tanrım. Evet, evet, işte böyle oldu. Dün gece olanlar bunun birebir aynısı. Menajenk dün gece öldürüldüğünde bizler de cinayet zanlısı Joel Brandt'le farkında olmadan röportaj yapabilmiştik. Evet, ufak tefek kutu bir şey diyorum. Hadi gel. Nereye? Hadi gel. Potter cinayetiyle de ilgisi olduğu düşünülüyor. Polislerin tamam, gidelim. Devam ediyor. Şimdi bu röportajı ekrana getiriyoruz. Bayım, kameraya döner misiniz lütfen? Yine aynı şey oldu. Dünle ilgili ne söylemiştiniz? Ne? Lütfen. Lütfen söyler hayır, misiniz? Hayır, lütfen kamerayı kapatır mısınız? Üzgünüm dostum, giremezsin. Joe, o benimle. Gel hadi. Vay canına, burası harika bir yer. İçeri girsene. Bir bira alır mısın? Evet, bira alırım. Bira çok iyi olur. Peki, bu adam kim? Sevgilin mi? Hayır. O fotoğrafı eskiciden almıştım. Çerçevenin içinde bu fotoğraf vardı zaten. Senaryo yazarlığına nereden bulaştın? Küçük bir çocukken hikayeler, çılgınca hikayeler anlatmaya bayılırdım. Ama genelde başım derde girerdi, bir süre ıslah evinde kaldım. Vay canına. Evet. Ama bunun nedenini dinlemek istemezsin. İşte bunlar da orada oldu. Aman tanrım. Hayır, düşündüğün gibi değil. Aslında ben aptallık etmiştim. Islah evinden kaçmaya çalıştım. Camı kırdım, kollarım kesildi. Sonra da böyle oldu. Islah evinden kaçmaya mı çalıştın? Evet, sen de olsan kaçardın. Ama hepsi geçmişte kaldı ve artık son derece normalim. Yani kısmen. Şu senaryoya bir daha bakmalıyım. Adam bize ne yapacağını anlatmış zaten. Ve bana kızgın olduğu da çok belli. Elbette sana kızmıştır. Adamın senaryosunu çaldın. Senaryosunu çalmaya çalışmadım. Belki de farkında olmadan senaryosundan alıntılar yapmış olabilirim. Ama bilinçli olarak yapmadım. Senaryoda o sevgiliyi öldürdüğü anı filmin tam yarısı olur. Hikaye anlatımında, yani filmlerde filan, sonra gelen 5-6 sahne boyunca kahraman, yani başrol oyuncusu, ki burada ben oluyorum, kontrolden çıkmaya başlar. Yani gerçeklikten uzaklaşmaya başlar. Sonra da bir kızla tanışır. Ona yardım eden biriyle. Klasik müttefik karakter. Teneke adam gibi ama kız daha sıcaktır ve yağmurda pas tutmaz. Sence bu tuhaf değil mi? Yani senaryosundaki bu kızın isminin Jill olması. Bu harika bir şey. Sanki deli gibi bir filmin içindeyiz. Ama bu bir film değil. Gerçek insanlar ölüyor. Benim sevgilim öldü. Bu... Biliyor musun? Aslında ben gitmeliyim. Hayır, asla olmaz. O zaman son sahnede ne olduğunu asla göremem. Hep beklenmedik bir şey olur ve ben bunu kaçırmayacağım. Biliyorum. Baksana. Lütfen bu gece benim yanımda kal. Kanepede. Tamam, en azından onu yapayım.
Günaydın. Saat kaç oldu? Sabahın 8'i. Uyandırmak istemedim. Buradan hemen gitmeliyim. Sürekli bunu söylüyorsun. Nereye gitmen gerekiyor? Bir bilgisayar bulup Ivan Raymer'ın nerede olduğunu öğrenmeliyim. Burada internet yok ama Thornhill'deki kütüphanede vardır. Üzerimi değiştirip seni oraya bırakabilirim. En üst çekmeceye bir baksana. Çamaşır çekmecesinin altlarına bak. Silah ve prezervatif. Her şeye hazırlıklı olmalıyız, değil mi? Vay canına. Ivan'la konuşabilir miyim lütfen? Lütfen Ivan Raymer'la. Uyuyor mu? 100 yaşında mı? Yarın 100 yaşında mı olacak? Tebrik ederim, bu harika bir şey. Teşekkürler. Yine kahve geldi. Teşekkürler. Lisede binlerce Raymer olmalı ve Ivan gerçek ismi olmayabilir. Başka nasıl bulabilirim ki? Karakterden. Hep karaktere bakmamızı söylerdin. Ama biz konuya odaklandık. Sırada kim var, adamın adı ne? Ama bunu neden yaptığını sorgulamıyoruz. Bu adam kim? Zihninin içine girmeliyiz. Yani karakterin. Ne var? Güzel. Güzel dersen bir şeyler kapmışsın demek. Çok güzel. Yazar olarak başaramadın belki ama çok iyi bir öğretmensin. Teşekkürler. Adam suçlu değilse bu senaryo yüzünden tutuklanması gerekir. Katil hariç herkes ölüyor bunda. Demek Brent yaşayacak. Başka ipuçları var mı? Adam kendini anlatmış resmen. Cinayetler benziyor, cinayet yöntemleri benzer, isimler de öyle. Onu içeri almak için yeterli. Ne? Bana kalırsa katil o değil. Katil o değilse... Birileri o suçlansın diye epey uğraşıyor. Birileri senaryoyu okumuş. Şunu iyice bir düşünelim. Evet. Katil çok zeki, bunu biliyoruz. Senaryosu da güzel, bunu sen bile kabul ettin. Bize bir nevi bir hikaye anlatmak istiyor. Demek ki bir yerlerde onu gösteren bir ipucu olmalı. Senaryoyu tam 3 defa okudum. Sadece adamın adını biliyorum. Ivan Raymer. Ivan, Rus ismi. Raymer ne demek olabilir? Bunu Raymer diye mi okursun? R-E-I-M-E-R yazıyor. Raymer. Raymer. Ve Mirna Cenk. Kızın... ikinci kurban. Hani şu kadın terzisi olan kurbanın ağzından o Çin fal kurabiyelerindeki yazılardan çıktı. Hem de kırmızıydı. Üzerinde de zengin adam, fakir adam, dilenci, hırsız yazıyordu. Hepsi de kırmızıydı ve hırsızın adı çizilmişti. Bunun anlamı ne sence? Sence neden bir fal kağıdında böyle bir şey... Ne? Ne oldu? Sırada Millie var diye yazıyor. Seni tanıyor ve burada olduğumu da biliyor. Aman Tanrım. Seni saklamamız gerek. Adam. Aklıma bir fikir geldi. İşte çıktı. Bu adamın bilgisi olduğunu sanmıyorum. Zaten yanlış zamanda yanlış yerde olabilir bence. Ama şu an Brad'le tek bağlantımız o. Hadi gidelim. Arada biraz mesafe bırak. Orası uzak. Kimse seni orada bulamaz. Uzakta çok daha güvende olursun. Ama bu bana doğru gelmiyor. Yani seni bırakmak. Biliyorum ama buna mecbursun. Claire'in başına gelenlerden sonra sana da bir şey olursa ne yaparım bilemiyorum. Adam geldi. Ne kadar peki? Bütün bunlar bitene kadar Millie. Bu cep telefonum. Tamam. Her saat başı beni ara. Her saat başı. Her saat başı. Anahtarlar. Anahtarlar, tamam. Dikkat et. Tamam, pekala. Bak. Dikkatli olmalısın, tamam mı? Sen de dikkatli ol.
Ve Adam'a dikkat et. Kızları ellemeyi sever. Bu çok tuhaf. Şu kız. Evet. Ben de şu punk saç modellerinden hiç hoşlanmıyorum. Bu kız onun sınıfındaydı. Öğrencilerinden biri olduğuna eminim. Hey. Nereye gidiyorsun? Onları takip et. Bir şey çıkabilir. Zengin adam, fakir adam, dilenci, hırsız. Ne demek bu? Ne demek bu? Bir anlamı olmalı. Düşünsene, seni aptal. Tamirci, terzi, general, denizci. Hayır. Tamirci, terzi, asker. Asker olmalı, asker. Denizci. Tamirci ise, Jeremy Potter. Ve Mirna Cheng de, Mirna Cheng kadın terzisi. Tamam, peki. Ya Sarge, denizci, tamirci, terzi, asker. Peki ne demek bu? Son mirası neydi? Son mirası doktor, avukat. Tamam, Claire. Claire doktor olmuyor. Avukat da Millie Consul. Consul avukat demek. İyi de Hintli aşçı kim peki? Yoksa ben miyim? Hintli aşçı ben miyim? Ben Hintli aşçı filan olamam ki. Lanet olsun. Buraya gelmezsen beni öldüreceksin. Gitmem gerek, toplantım var. Gece yarısı oldu. Sen hiç durmaz mısın? İşim bitmeden durmam. Kemosabe. Katil senaryonun konusunu beğenmezse başka tabii Kemosabe. Adam. Kıpırdama Brent. Ben katil değilim. Sizi arayan ben. Bu hiç önemli değil artık. Ama olayı çözdüm. Katilin kim olduğunu buldum. Benimle gelirsen birlikte hallederiz. Kim olduğunu buldum. Anlamıyor musun? Benim gitmem gerek. Tanrım. Ben dedektif Lavery, Pod 4, cinayet zanlısı kaçıyor. Lanet olsun. Polis! Hemen arabadan in! Arabadan in hemen! Ben dedektif Lavery, Pod 4. Millie, benim Joel. Katil Adam. Bu mesajı aldığın anda mümkün olduğunca uzağa kaç. Ben de oraya geliyorum, tamam mı? Yoldayım. Ben dedektif Lavery. Ben içeri çıkmana izin veremezdim. Ortasına kadar geldim ve şimdi de bitirmeliyim. Neyi bitireceksin, anlat. Katilin kim olduğunu anladın mı? Katil Adam Brickles. Adam Brickles benim arkadaşımdır. Ve cinayetlerin hiçbiri de rastgele... Sakin ol lütfen. Dedektiflerden biri şu anda onu takip ediyor. Bana nerede olduğunu söyle de gelip seni alabileyim. Hayır, bak o kız benim arkadaşım. Bunun olmasına izin veremem. Olayı bitireceğim. Çok üzgünüm. Lanet olsun. Midlam neredesin? Kuzey Parkway'deyim. Pembroke'dan hemen sonraki tali yola saptılar. Sanırım Brent de oraya doğru geliyor. Şimdi beni dinle. Brent katil Adam diyor. Buna hazırlıklı olalım. Lütfen dikkatli ol Britla. Alo. Aman tanrım Millie. Sen iyi misin? Adam seni zorla arattı. Hayır. Beni dinle. Size çok yakınım. Yoldayım. Geliyorum. Sizi takip eden bir dedektif var. Onu bulmanı istiyorum. Beni anlıyor musun ha? Elinde silahı var. Peki ne istiyor? Sorsana. Adam ne istiyor? Buraya yalnız gelmezsen beni öldürecekmiş. Senaryoyu çaldığını söylüyor. Senin onu anlayacağını hayır, söylüyor. Hayır. Yol hemen buraya gel. Tamam, yoldayım gel, zaten. Biraz daha dayan lütfen. Lütfen. Çok yakındayım. Aman tanrım. Ha!
Ah. Ah Tanrım. Ah. Hmm. Adam! Adam! Ben geldim Adam! Yani emrettiğin gibi! Adam! Dinle! Evet, senaryonu çaldım. Özür dilerim. Kaybolmuş gibiydim. Hatta ben çaresizdim. Hata ettim. Lütfen Millie'yi bu işe karıştırma. Meli! Yok! Yok! Buradayım! Yardım et! Meli! Yok! Meli! Yardım et! İyiyim, iyiyim. Ben iyiyim. Kafam kalmıyor. Evet, biliyorum. Ben iyiyim. Merak etme. Tamam, Adam'ın silahı var. Buralarda bir yerde. Bizi takip eden dedektifi öldürdü. Seni de beni de öldürecek. Bir dakika. Arabam... Hayır. Anahtarları arabada bırakmıştı. Anahtarları bulmalıyız tamam, hemen. Tamam. Anahtarları bul. Buralarda bir yerde olmalı. Acele et. Joel, anahtarları bulmalısın. Elinde silah var. Onu vurdun. Mecbur kaldım. Vururum da demiştin ama... Ah. Gerçekten öldürdüğüne inanamıyorum. Ah. Sence onun senaryosu seninkinden iyi miydi? Gözü. Ve kafası. Ama... Peki neden beni arıyordu? Telefonmuş. Elindeki silah değilmiş. Neden silah olsun? İşte buna klişe diyoruz, değil mi? Buz kıracağı. Ne demiştin? İşe yaramaz. Şimdi ne düşünüyorsun? İşte sürpriz buydu. İşte bu yüzden güzel oluyor ya. Taze kalıyor. Sürpriz. İzleyiciler her zaman sürprizleri sever. Birkaç güzel ipucu falan. Bir de Şirin Kemosabe ismi. Gerekenler bunlardı. Aslında 2 sene önce de dersini almıştım. Ama benimle hiç ilgilenmedin. Sana yorum yap diye senaryomu gönderdim. Ama sen onu çalmaya çalıştın.
Neden o insanları öldürdün? Bana her zaman kötü adam ne kadar iyiyse başrol oyuncusu da öyledir dedin. Bu sana iyi geldi mi peki? Sana güvenebileceğimi söylemiştin. Ve ben sana güvendim. Ama bana ihanet ettin. Diğer herkes gibi ihanet ettin. Aslında ben daha küçükken annem beni dolaba kilitlerdi. Böylece babam beni hiç bulamazdı. Ama bir gün bir benzin bidonu buldum. Sonra da evi ateşe verdim. O ev daha önce hiç öyle sıcak gelmemişti. Çok güzeldi. Durur musun? Şaka yapıyorsun herhalde. Ok ve yay mı kullanacaksın? Ne kadar klişe. Sana filmleri sayayım istersen. Artık bitti. Şimdi katil mi oldun? Bir kere katillik senin içinde yok. Ve bu iş öyle kolay değil. Yani yutmadım. Seni öldürmek böcek ezmek gibi bir şey. Bu diyalog üzerinde biraz daha durmalısın. Bir de kendine senarist mi diyorsun? At silahını Brent. Katil ben değilim, o. Dedektif, bana yardım edin. Adam Brickles'ı öldürdü, dedektifi de öldürdü. Şimdi beni öldürecek. Beni öldürecek diyorum. At silahını, yoksa seni vururum Brent. 3 saniyen var. Leori, bana inanmalısın. 1 2 Leori! Joel. Durum nedir diye sormalı mıyım? Elimden geleni yaptım. Anlaşalım dedim. Ama durumun işleri güçleştirdi. Peki ne oldu? Tam olarak neden bahsediyorsun? Tamam. İşe yaradı. 7 ila 9. Biliyorum. Aslına bakarsan daha fazlasını bekliyordum. Ne diyeceğimi bilemiyorum. Bana kalırsa kabul edelim. 7 ila 9 mu? Sence daha iyi bir sonuç çıkmaz mı? Pekala. O zaman anlaşmayı yapalım. Tamamdır. 900 bin için zorlayacağım. Başka bir yazar kullanılmayacak ve yönetmen ve oyuncular için de sana danışacaklar. Bu harika bir şey. Teşekkürler.
Peki dava ile ilgili bir şeyler var mı? Ben menajerinim, avukatın değilim. Doğru, özür dilerim. Aslında birkaç yıl önce de eserlerini okumuştum. Onlar biraz... Evet, pek iyi değildi. Bir şey soracağım. Bu Milli karakteri de nereden çıktı? Ne bileyim işte. İnsanlardan bir derleme ama genelde kendimi anlattım. Bence harika bir karakter. Senaryo da öyle. Bildiğini yazmalısın. hdarşivi.com